Kokteyl serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün benim çok sevdiğim bir kokteyli yapacağız. Kırmızı şaraptan sangria yapıyoruz. Yaz için böyle içinizi ferahlatacak nefis bir içecek. Hadi başlayalım. Şimdi bol meyveli bir içecek. Diyelim işte yazın böyle bir mangal yaptınız. O zaman nefis olur. Yalnız şekerli olduğu için içerken dikkat edin. Şekerli kokteyller biliyorsunuz böyle bir anda insanı çarpabiliyor. Bir tane portakal. Ortasını ikiye böldüm. Yarısının suyunu kullanacağım, yarısının kendisini kullanacağım. Kendisini kullanacağım yarımı şöyle bir ilk önce ucunu başını aldım. Şöyle küp küp dilimleyeceğim. Kabuğu da üzerinde kalsın istiyorum. Çünkü kabuğunun da kendine has bir lezzeti var. O lezzette kokteylin içine geçsin istiyorum. Hop sürahiye alıyorum. Yarım elma. Elmaları da aynen böyle küp küp. Yani ne kadar büyük, ne kadar ufak çok önemli değil. Şöyle gelişi güzel doğrarsanız tamamdır. Elma ve portakal mutlaka işin içinde olmalı. Gerçi ben bugün mesela biraz çilekle kayısı da koyacağım. Mutlaka olmalı da değil, fikrimi değiştirdim. Hangi meyveyle istiyorsanız yapabilirsiniz. Muz olur mu bunlar? Yok, muz olmaz. Sen hep en olmayacak şey. Bu da iki çekimdir hep muz oluyor farkındaysan. Şeftali. Olur, karpuz olur. Of, kavun nefis olur, kavun enfes olur. Normalde koymuyorum ama bugün dolapta vardı. Biraz kayısı koyacağım, biraz da çilek koyacağım. Üzerine esmer şeker koyuyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi bunu bir tahta kaşıkla beraber böyle eze eze biraz karıştırıyorum. Biraz meyveleri eziyorum. O şekeri meyvelerin içinde böyle güzelce eritiyorum. Blender'dan geçirsek olmaz mı? Blender'dan geçirirsek meyveler tamamen püre kıvamına gelir. Şimdi burada bizim istediğimiz, tabii ki olur bu arada, hoşunuza öyle giderse ama burada bizim istediğimiz bunu içerken böyle meyveli meyveli bir smoothie gibi içmek değil. İstediğimiz meyvelerin lezzetini şaraba geçmesi. Şu portakalın suyunu da sıkacağım. Aman bu aşamada çekirdeklere dikkat. Şimdi genelde sangria'ya brandy giriyor. Brandy benim evimde çok olan bir şey değil. Ondan genelde sangria'ya brandy koymuyorum. Yerine bazen konyak koyuyorum. Bugün viski koyacağım. Viski de çok yakışıyor çünkü. Normalde 1/3 bardak brandy ölçüsü. Ben biraz daha az koyuyorum. Yani çok diğer lezzetlerin önüne geçmesini istemiyorum. Ama işte çeyrek bardaktan birazcık daha az viski. Viskiye çok yakışan çubuk tarçın. Ve de 750 ml kadar kırmızı şarap. Bu genelde İspanyol şarabı ile yapılıyor. Bir İspanyol içkisi. İspanyol şarabınız varsa onunla yapabilirsiniz. Ben normal bizim Urla ile yaptım. Şimdi buz. Urla şaraplarını seviyorum bu arada, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bunu bir yarım saat bekletirseniz çok daha iyi olur. Bütün böyle lezzetler iç içe geçer. Şimdi ben ofiste olduğum için şık bir sürahim burada yok. Gönül isterdi ki sabah bunu düşünüp şık bir sürahi getirseydim ama tamamen atladım onu. Siz böyle şık bir sürahi de yaparsınız. Ben bunlara şarap kadehi çıkarmam. Böyle birazdan şimdi gidip alacağım böyle minik minik normal su bardakları çıkarırım. Onlarla beraber servis ederim. İşte dediğim gibi akşamüstü arkadaşlarınız geldi, mangal yaptınız. Buyurun yapın için. Tarifi benden, yapması sizden. Bu kadar. Bu kadar. Dünyanın en kolay. Heh, söyleyeceğim notlarım var. İsterseniz kırmızı şarap yerine beyaz şarapla yapabilirsiniz. İsterseniz roze ile yapabilirsiniz. Roze ile de harika olur. Hangi şarabı seviyorsanız onunla yapın, deneyin. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İstediğiniz farklı kokteyl tarifleri varsa Kozmopolitan çok istemişsiniz. Kozmopolitan da yapalım. Hazır 80 distinin şeyi de geliyor. değil mi? 80 disti çıkıyor galiba. Evet evet çıkıyor çıkıyor. Başka tarifler varsa istediğiniz yazı yönelik onu da videonun altına bekliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.